Kanal Urfa hafta sonu ana haber bülteninden mutlu akşamlar sayın seyirciler. Gelişmelerle karşınızdayız. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Şanlıurfa Kültür ve Turizm Buluşmaları başladı. Yerli ve yabancı birçok firmanın katıldığı kültür ve turizm buluşmaları renkli görüntülere sahne oldu. 1. Uluslararası Şanlıurfa Kültür ve Turizm Buluşmaları Şanlıurfa Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. Türk Hava Yolları sponsorluğunda Birleşik Arap Emirlikleri, Fas, Malezya, Suudi Arabistan, Azerbaycan, Rusya ve Almanya'dan turizm ve seyahat yazarıyla yabancı influencerların katıldığı kültür ve turizm buluşmalarında Türk Hava Yolları, TÜRSAP, TÜROP, TÜREP ve Türkiye genelindeki belediyeler, acenteler, oteller olmak üzere 160 stand kuruldu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyaz Gül ve protokol üyeleri tarafından kültür ve turizm buluşmalarının açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından protokol üyeleri fuar merkezinde kurulan standları gezdi. Şanlıurfa'nın tarihi birçok değere sahip olduğunu anlatan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyaz Gül şöyle konuştu. Burada tarihi birçok değerlerimizden Göbeklitepe'den başlayarak her döneme ait değerlerden bahsetmek mümkün. Yine Şanlıurfa'nın bir diğer özelliği ise tarihin her döneme ait tarihi eserler burada olması. İşte o günkü kültür bugün burada hoşgörüye dönüşmüş. Efendim hoşgörü yazılarda aranmaz, kitaplarda aranmaz. Eğer hoşgörüyü, köbertliği, öfkenin nasıl sevgiye dönüştüğünü görmek istiyorsanız bu şehrin adı Şanlıurfa. İşte bizim kaybetmememiz gereken değerlerden biri de maddi olmayan bu güzel değerler. Esas korumamız gereken değerlerimiz de belki bunların ötesinde ki bunları devlet koruyor, yine uzmanlar koruyor, diğer değerler, maddi olmayan değerler. Bunlar bize kazandı. En büyük projem 2,5 milyon Şanlıurfa'nın kardeşliğiydi. Bugün de aynı iddiada. Stand açan ve buraya gelen her bir misafirimize teşekkür ediyorum. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'sa Şanlıurfa'nın turizm alanında birçok potansiyele sahip olduğunu söyledi. Turizm bu şehrin olmazsa olmazı. O kadar geniş bir potansiyele sahip, o kadar kapasitesi yüksek. Turizmi ayakta tutan bütün ayakları, bütün bileşenleri kendinde ihtiva eden, bünyesinde barındıran güçlü bir turizm şehri. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, Abdurrahim Dusak'la Mehmet Ali Cevheri ise Şanlıurfa'nın turizm alanında müthiş bir hazineye sahip olduğunu söyledi. Şanlıurfa gastronominin başkenti. Şanlıurfa bereketli hilalin merkezi. Şanlıurfa 2023 İslam dünyası turizm başkenti ve Şanlıurfa kültürler karşı. Uluslararası Şanlıurfa Kültür ve Turizm Buluşmaları Festivali'nin başlamasıyla birlikte bu kadim şehrin zenginliklerini bir dünyaya da paylaşma heyecanı içindeyiz. Urfa'nın da keşfedilmesi gereken birçok özelliği var. Müthiş bir hazine ve yavaş yavaş bu perdenin aralanmasından dolayı da özellikle uluslararası ajanslarımıza da çok teşekkür ediyorum. TÜREP Başkanı Hakan Eğinlioğlu, TÜRSAP Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya şu sözlere yer verdi. Bu önemli buluşmada Şanlıurfa'mızın turizm sektöründe, turizm alanında daha iyi yerlere gelmeye aday olan, bulunduğu mevkiden çok daha iyisini hak eden Şanlıurfa'nın bu mücadelesinin ne kazandıracağını düşündüğüm bu etkinliğe bir arada olmaktan mutluyum. Hoş geldiniz ve ben de hoş bulduk. Reza Papamya sadece ülkemiz için değil, tüm dünya için son derece önemli bir coğrafya. UNESCO Dünya Mirası listesine giren 19 eserden 4'ü bu topraklarda yer alıyor. Yine 5 ayrı değerimizde UNESCO geçici miras listesinden kalıcı listeye çıkartmak için çalışmalar devam ediyor. Sayın seyirciler, MİT'in saha ajanları terör örgütü PKK'nın saldırı ve sabotaj amacıyla eğitim verdiği Rezan Güngen'i etkisiz hale getirdi. MİT'in sınır ötesi operasyonları etkili bir şekilde devam ediyor. MİT, Irak'ın kuzeyinde kurduğu istihbarat ağı ve saha ajanları sayesinde PKK-KCK terör örgütüne göz açtırmıyor. MİT, PKK'nın özel operasyonlarda kullanmak için eğittiği ve saldırı sabotaj eğitimleri verdiği Rezan Botankot, Rezan Güngen'i Irak Süleymaniye kırsalında gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.
Geçmiş dönemde yakın akrabaları Murat Botankot, Behlül Güngen ve Rüken Botankot, Güler Güngen'in de örgüt saflarında etkisiz hale getirildiği öğrenilen Rezan Güngen'in çevresindeki örgüt sempatizanlarının yönlendirmesiyle Irak Mahmur kampına gittiği, örgütün gençlik yapılanmasının içerisinde bulunduğu ve PKK'ya katılım sağlayarak örgütsel faaliyetlerde yer aldığı öğrenildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'ın Özalp ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda iki teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Özalp kırsalında Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanı'nın yürüttüğü istihbarat çalışması sonucu Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı ve Van Emniyet Müdürlüğü Sevk ve İdaresi'nde Şehit Üsteğmen Harun Parlak operasyonu düzenlendi. JSİHA ve PİHA destekli jandarma özel harekat ve komandolarla özel harekat polislerinin katılımıyla düzenlenen operasyonda iki terörist etkisiz hale getirildi. Yerlikaya operasyonu düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum, gözlerinden öpüyorum. Milletimizin duaları sizlerle. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek ifadelerini kullandı. Terör örgütü PKK ve YPG ile Arap aşiretleri arasındaki şiddetli çatışmalar devam ederken, Arap aşiretleri Elbap kırsalındaki Al Boheş köyü, Cerablus kırsalındaki Arap Hasan köyü ve tepesinin kontrolünü terör örgütünden geri aldı. Allahu Akbar! Arap aşireti liderlerinden birinin terör örgütü PKK-YPG tarafından alıkonmasının ve PKK'nın bölgedeki aşiret gençlerini örgüte katılmaya zorlamasının ardından terör örgütü PKK-YPG ile Arap aşiretleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Bölgede tansiyon yükselirken Deir ez-Zor'un yanı sıra Mümbiç kırsalında da aşiretlerle PKK-YPG arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Arap aşiretlerinin terör örgütlerine karşı yürüttüğü operasyonda Elbap kırsalındaki Al Boheş köyü, Cerablus kırsalındaki Arap Hasan köyü ve tepesinin kontrolünü terör örgütünden geri aldı. Suriye'nin kuzeyindeki Deir ez-Zor ve Münbiç'te terör örgütü PKK-YPG ile Arap aşiretler arasındaki şiddetli çatışmalar devam ederken Azez'de halk terör örgütü PKK'yı protesto etti. Mardin'de bir dizi ziyaretlerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni salgın iddialarına ve devreye girecek olan yeni uygulama hakkında bilgi verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mardin'de sabah bir dizi programa katıldıktan sonra Vali Tuncay Akkuyun'u makamında ziyaret etti. Burada bulunanlara teşekkür ediyorum. Burada açıklamalarda bulunan ve gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Koca yeni sistemle ilgili de duyuru yaptı. Bugün medeniyetler beşiği ve farklı kültürlerin zenginlikleriyle tanınmış şehrimiz, göz bebeğimiz Mardin'in misafiriyiz. İshal durumuyla ilgili bölgesel şebeke kaynaklı vakaların olduğunu dile getiren Bakan Koca şu ifadelere yer verdi. İshal durumuyla ilgili biliyorsunuz yer yer bölgesel şebekeden, su arıtmadan kaynaklı ishal vakalarını görüyoruz. Halk sağlığı ekibimiz sahada yaygın bir şekilde analizlerini çok sıkı bir şekilde yapıyor. Klorlamayı yakından takip ediyoruz. Gerektiğinde filyasyon yaparak kaynağına inerek kaynağını ortadan kaldırmak noktasında da bir gayrete çaba içinde oluyoruz. Bir salgın, genel bir salgın olduğundan söz etmek mümkün değil. Hastanelerin yükünü azaltacak uygulamadan bahseden Koca şu ifadelere yer verdi. Telemedisin ile ilgili özellikle online uzaktan hastanın hastaneye gelmesini mümkün olduğunca azaltmak için yapılan, gerektiğinde uzaktan rapor ve reçete ihtiyacını özellikle takipli hastalar için, kronik hastalar için son derece önemli. Hatta belli hastalar
hastaları takip ettiğimiz kronik hastaların laboratuvar tetkiklerini önden o talebi yaparak daha sonra sonucu gerektiğinde uzaktan göstermek üzere özellikle kronik hasta için söylüyorum. Hastaneye gelişi mümkün mertebe azaltabilecek bir yaklaşım tarzı bunu aile hekimliği dahil olmak üzere yaşam dediğimiz yaş alma merkezlerimizden öncelikle başlamak üzere genel olarak planlıyoruz. Bunun yönetmeliği yayınlandı. Önümüzdeki süreçte de nerede nasıl başlayacağımızı zaten duyurusunu yaparak başlatmış olacağız. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kavga ettiği komşusunu el bombasıyla tehdit eden kadın yakalandı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinin Ayvanat mahallesinde meydana gelen olayda iddiaya göre mahallede komşular arasında yaşanan kavga sonrasında R.Ş. isimli kadın komşusuna giderek yanında götürdüğü el bombasını gösterip tehdit etti. Durumu polis ekiplerine bildiren ev sakinleri kadından şikayetçi oldu. Polis R.Ş.'nin kaldığı adreste yaptığı aramada iki el bombası ele geçirdi. Kadın gözaltına alındı. R.Ş. emniyetlik işlemleri sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zabıta Teşkilatı'nın 197. kuruluş yıl dönümü ve Zabıta Haftası Şanlıurfa'da çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlandı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri araçlarıyla şehir merkezinde kortej oluşturarak şehir turu yaptı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri 1-7 Eylül Zabıta Teşkilatı'nın 197. kuruluş yıl dönümü ve Zabıta Haftası münasebetiyle kentin simgesi Balıklı Göl'den başlayarak araçlarla sirenler eşliğinde şehir turu attı. Kent huzurunun daimi koruyucuları olan Zabıta Teşkilatı'nın 197. yıl dönümü ve Zabıta Haftası'nı kutlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, kamunun topluma yansıyan yüzü, kent huzurunun daimi koruyucuları, hemşehrilerimizin her türlü sıkıntısında 7-24 görev başında olan Zabıta Teşkilatımızın kuruluşunun 197. yılı ve Zabıta Haftası kutlu olsun ifadelerini kullandı. Şanlıurfalıların rahatı, huzuru, sağlığı ve mutluluğu için 7-24 görev başında özveriyle çalışan Zabıta Teşkilatı'nın Zabıta Haftası kentte düzenlenen programlarla kutlanacak. Sayın seyirciler, kira anlaşmazlıklarında mahkemeden önce arabuluculuk zorunluluğu bugün itibariyle resmileşti sayın seyirciler. Ev sahipleriyle kiracılar arasındaki uyuşmazlıklarla mahkeme yerine ilk olarak bir arabulucuya başvurma mecburiyeti getirildi. Kira uyuşmazlıklarında yeni döneme geçildi. 1 Eylül itibariyle ev sahibi kiracı uyuşmazlıkları mahkemeden önce arabuluculuk faaliyetiyle giderilecek. Bugünden sonra artık davaya gitmeden önce kira, komşuluk ve kat mülkiyeti sorunlarının tamamında artık arabulucuya gidilecek. Arabuluculuk başvurularında hiçbir ücret talep edilmiyor. Ancak el sıkışma sağlandığı takdirde anlaşılan tutara göre belli oranda bir ödeme çıkacak. Taraflardan biri ya da ortaklaşa bu ödemeyi yapabilecek. Bugünden itibaren kira sorununda arabulucuya öncelikle başvurmak zorunlu. Tarafların kabulüyle arabulucu kişi anlaşmazlıkta hakim gibi karar verecek ve bu karar hukuki olarak kabul görecek. Konuyla ilgili bilgi veren avukat arabulucu Umut Metin şöyle konuştu. Bundan sonra artık davaya gitmeden önce kira sorunlarında, komşuluk sorunlarında, kat mülkiyetine ilişkin sorunların tamamında artık arabulucuya gideceğiz. Çok net bir şekilde hukuken bağlayıcıdır. Hakim kararı gibidir. Burada çok kıymetli bir şey var. Bir hakim kararına ulaşmak için Türkiye'de yargılama süresi en az 3 yıl, 5 yıl gibi sürelerdir. Halbuki arabuluculuk anlaşma belgesine ulaşmanın süresi en fazla 4 haftadır. Uygulamada bu 4 haftayı da bulmaz. Genelde 1 hafta, 2 hafta içerisinde arabulucu
yolculuk anlaşmalı belgeleri üretilebilmektedir. Bu hali ikisi arasında kıyaslanamaz bir zaman farkı ama sonuçta vardığımız yerde eşit güçte iki belgeden bahsediyoruz. Bu haliyle toplumun kira sorunlarında bence arabulucukla tanıştıkça çok gönüllü olacağını ve herkesin bir diğerine evet ben arabulucukta sorunumu çözdüm, sen de başvurmaktan sakın çekinme diyerek aslında kendi kendine kurumun reklamını yapacağını biliyorum. Arabuluculara başvurmaktan çekinilmesin, arabulucuk merkezine başvurmaktan çekinilmesin, adliyelerdeki arabuluculuk bürolarına başvurmaktan çekinilmesin. Çünkü oralardan geçen yol barışa, anlaşmaya gidiyor. Ben çok önemli bir gün olduğunu düşünüyorum bugün. Siverek Belediyesi'nce yapımı devam eden bungalov evlerinin tamamlanmasıyla Takuran Vadisi'nin turizm potansiyelinin arttırılması hedefleniyor. Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakman talimatıyla harekete geçen Plan ve Proje Müdürlüğü, turizmin canlandırılmasına yönelik projelere ağırlık verdi. Bu kapsamda çalışan proje ekibi, Takoran Vadisi'nin tanıtım ve bölge turizminin canlandırılması amacıyla Bungalov Evleri projesini hayata geçirdi. Takuran Vadisi'nde yeni bungalov evleri turizmi canlandırmaya hazırlanırken Siverek'in eşsiz doğasıyla bütünleşmiş bu konaklama seçenekleri hem yerli hem de yabancı turistlere unutulmaz bir deneyim sunacak. Takuran Vadisi yeşilin ve suyun buluştuğu bir cennet köşesi olarak tabir edilirken Fırat Nehri'nin sakin suları ve eşsiz manzarası bungalov evlerinden görülebiliyor. Yapımına devam edilen bungalovlar modern tasarımlarıyla konforu ve doğal güzelliği bir araya getiriyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Siverek'e daha fazla ziyaretçi çekilmesi ve bölge ekonomisine katkı sağlanması hedefleniyor. Öte yandan Takoran Vadisi'nin yeni turistik cazibe merkezi yapılacağı, bölge sakinlerine istihdam fırsatları da sunarak kentin kalkınmasına önemli bir katkı sağlayacak. Takuran Vadisi'ndeki bungalov evlerinin doğa ve tarihle iç içe bir tatil arayan herkese ideal bir seçenek olarak sunulması planlanıyor. Sayın seyirciler, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde denizden çıkan ve epilepsi nöbeti geçiren 3 yaşındaki çocuğu iddiaya göre taksiciler üstü ıslak diye araca almadı. Taksi durağı hakkında soruşturma başlatıldı. Aydın'da epilepsi nöbeti geçiren çocuğu üstü ıslak diye taksiciler almadı. Olay geçtiğimiz günlerde Kadınlar Denizi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre epilepsi hastası olan ve serinlemek için denize giren M'de bir anda nöbet geçirdi. Anne H'de çocuğunu kucağına alıp taksiyle hastaneye götürmek istedi. Bir taksiyi durduran çaresiz kadın taksici tarafından burası başka bir durak yönü sizi alamam cevabıyla karşılaştı. Durağa gelen ve yardım isteyen anne H'de bu sefer taksicilerden iddiaya göre üstünüz ıslak ve sizi alamayız cevabını aldı. Aldığı cevapla şok olan anne çaresizce kucağında çocuğuyla dakikalarca koşuşturdu. İlk durduğu taksici geri dönerek kadına sizi almadılarsa ben götüreyim hastaneye dedi. İnsaflı taksici nöbet geçiren çocuğu ve annesini taksiye alarak hastaneye götürdü. Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili aile taksi durağından şikayetçi oldu. Çocuğu hastaneye yetiştiren taksici ben vatandaşlık görevimi yaptım diye konuştu. Olay günü aracında müşteri vardı. Kadınlar Plajı durağına geldiğimde müşteriler girerken o anda bir bayan geldi elinde çocukla. Benden taksi söyledi. Dedim yan tarafta taksi var ablacığım dedim oradan alın dedim. Çünkü o duraklarda taksi varken biz alamıyoruz. Gitti kadın bir daha geldi. Kadın dedi ki bu sefer ablam dedi onlar dedi almıyor dedi falan. Siz nasıl almazlar dedim. İki kişi geldi duraktan. Sen dedi alıyor mu almıyor mu dedi. Siz dedim niye almıyorsunuz dedim ben. Yorum yapma dedi. Alıyorsun al. Al güzel. Siz dedim almıyorsunuz ben de almam dedi. Olayı tam da bilmiyorum ne olduğunu, şokunu da bilmiyorum hani mahiyetini. Ben döndüm, baktım kızın annesi mi, nesi artık siyah çarşaflı kadın böyle onlara ver yansın beddua ettiriyor. Kadını da gördüm ileride çocuk kucağında taksi duran tam köşesinde feryat ediyor. Çocuğum çocuğum gitti, havale geçiyor diye. O anda hiçbir şey bakmadım ben. Aldım arabayı attım gittim. Ha onlar niçin almadılar? Üstü ıslak diye mi almadılar? Yoksa başka nedenle mi almadılar? Onu bilmiyorum. Yalnız ben vatandaşlık görevi yaptım bir taksi olarak. Hepsi bu. Karaköprü Belediyesi ilçeye kalıcı spor yatırımları kazandırmaya devam ederken Batıkent Mahallesi'nde yapılan çim saha tamamlanarak çocukların hizmetine açıldı.
Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin ilçedeki gençler için girişimde bulunduğu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla ilçe merkezine kazandırılan sentetik çim sahalardan biri daha hizmete açıldı. Batıkent Mahallesi'nde Başkan Baydilli'nin çocuklara sözünü verdiği sentetik çim sahanın yapımı tamamlanırken çocuklar sahada top oynayıp eğlenmeye başladı. Mahalleye kazandırılan modern sentetik çim sahada çocuklar güvenli bir şekilde futbol oynarken okul turnuvaları ve antrenmanları da gerçekleştirebilecek. Karaköprü Belediye'mizin yaptığı saha çok güzel bir saha. Eksiğimiz vardı, eksiğimiz giderildi. Hem sistemimize de yakın, çoğu binaya da yakın bir saha. Güzel, eğleniyoruz, futbol için çok iyi. Karaköprü Belediye'mize bu yaptığı çalışma için teşekkür ederiz. Bu saha çok güzel yapılmış. Çok güzel. Bütün arkadaşlarımız falan herkesle oynuyoruz. Çok eğleniyoruz. Arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz. Güzel. Futbol oynuyoruz. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, gençlerin gerek eğitim gerekse spor alanlarında gelişimleri için destek vermeye çalıştıklarını ifade ederek onlara zamanlarına verimli değerlendirecekleri alanlar inşa ettiklerini kaydetti. Karaköprü Belediyesi ihtiyaç ve taleplere göre ilçeye yeni spor tesisleri kazandırmaya devam edecek. Sırada trajikomik bir haber var sayın seyirciler. Adana'da teşhis edilmeden alınan cenaze başkasına ait çıktı. Cenaze yıkama sırasında vefat eden amcası yerine tanımadığı bir kadını gören adam şok oldu. Alın dedim, alın, taşa gümüş bu. Üstüne yazıyordu. Adana'da 63 yaşındaki böbrek hastası Mahmut Paşa Gümüş uzun zamandır tedavi gördüğü Seyhan Devlet Hastanesi'nde dün sabaha karşı vefat etti. Gümüş ailesi de yaşlı adama son görevi yapmak üzere cenazeyi hastane morgundan alıp Merkez Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı'na götürdü. Mahmut Paşa Gümüş'ün yeğeni Veysel Gümüş cenaze yıkanacağı sırada ceset torbasını açtığında içerisinde amcası yerine başka bir kadının olduğunu fark etti. Bunun üzerine Veysel Gümüş ve yakınları hastaneyi arayarak durumu anlattı. Daha sonra da tanımadıkları kadının cenazesini hastane morguna geri götürdü. Morga geldiklerinde ise Gümüş ailesinin teşhis etmeden aldıkları cenazenin Nurşen Yıldız'a ait olduğu öğrenildi. Kadının cenazesi tekrar morga konulurken Gümüş ailesi bu sefer kendi cenazelerini aldı. Cenaze ile ilgili Veysel Gümüş şöyle konuştu. Ailem hepsi cenazeyi bekliyordu. Ben de sabah kalktım burada cenazemi almaya geldim. Ölen de benim amcam Mahmut Paşa Gümüş. Yalnız buraya geldiğimde bana dedi ki buyurun dedi evrağı verin dedi ölüm şeyini kağıdını. Ben ölüm kağıdını verdim dedi Mahmut Paşa Gümüş bu dedi. Tuttu ceset torbasını bize verdi dedi. Hemen dedi tabutu getirin alın götürün dedi. Ve verdiği cenaze de bayan cenazesi. Biz yıkatmaya götürdük Buruk Mezarlığı'na. Orada teşhis ettik baktık amcam değil. Evet şaşırdım yani ben ilk defa böyle bir şey ilk defa görüyorum. Cenazeyi bu sefer de o bayanın ailesi kendi cenazelerini bekliyor. Cenaze yok burada. Biz bu sefer o bayanın cenazesini getirdik. Şimdi kendi cenazemizi götüreceğiz. Onlar da ne yapıyor? Bu sefer bizim cenazemizi de başkalarına veriyor. Şimdi buraya geldik kendi cenazemizi ve o bayanın cenazesini de biz kendimiz buraya kendi elimiz de geri getir. Şaşırmaz mısın? Yani benim hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Şanlıurfa Kültür ve Turizm Buluşmalarına katılan firmalar fuar hakkında açıklamalarda bulunarak kültür ve turizm açısından büyük bir etki olacağına dikkat çektiler. Burada renk kesiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Uluslararası Şanlıurfa Kültür ve Turizm Buluşmaları Şanlıurfa Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. Açılışı gerçekleştirilen fuarda Şanlıurfa'dan ve çevre illerden birçok firma stand açarak ürünlerini tanıttı. Kanal Urfa mikrofonlarına konuşan firmalar yapılan fuarın çok güzel olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu. Ben May Göbekli Tepe Ocakbaşı işletme sahibi Abdülkadir Atakan. Şanlıurfa'mıza bu fuarı kazandıran Sayın Şanlıurfa Valimize, Turizm Daire Başkanımıza, Şahin Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Katılım hat safhada. Bütün halkımızı standımıza bekliyoruz, ikramlarımıza bekliyoruz. Sezerhan Ocakbaşı. Urfa Turizm Kültür Fuarı'nda emeği geçen özellikle Turizm Daire Başkanımız Niyazi Bey'e
çok ama çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıllar içerisinde Türkiye genelinde büyük ses getireceğine inanıyorum. Bütün yetkililere çok çok teşekkür ederim. Ben Osman Karakaş, Şanlıurfa Konuk Evler Derneği Başkanıyım. Daha önce Urfa turizmini İzmir ve İstanbul'da yapıyorduk. Urfa yani Türkiye turizmini. Biz kalkıp Şanlışehir'e yakışır İslam şehrinde. Bir de dedik ki Urfa'da yapalım uluslararası. Çok da güzel geçti. Katılımcı konuk evlerimiz, otellerimiz ve turizm işletmecilerimiz, kafelerimiz, restoranlarımız hepsi el birliğiyle gerçekten güzel bir ortam oluşturduk. Dünyada kendini tek anlatan şehir Şanlıurfa'dır. Tarih dersen Göbekli Tepe, sıcaklık dersen Harran, bereket dersen Hazreti İbrahim, sabır dersen Eyüp Aleyhisselam, acı dersen Urfa İsotu, ses dersen tatlı ses. Dünyada kendini anlatan tek şehir Şanlıurfa. Bütün insanları Şanlıurfa'ya davet ediyoruz. Emeği geçen valimizden, emniyet müdürlerimizden, kaymakamlarımızdan, il kültür müdürlüğümüzden ve belediye başkanımızdan herkese teşekkürler ediyorum. Şanlıurfa Peygamberler ve Evliyalar Diyarı'ndan bütün acentelere, katılımcılara ve bizi izleyenlere hepsine selamlar, saygılar. Kanal Urfa'ya da ayrıca teşekkür ediyorum. Fuarımız Şanlıurfa'da yapılan ilk turizm fuarıdır. İlk defa yapıldı. Çevre illerden Urfa'daki esnaflarımızdan çok fazla katılım oldu. Bu gibi etkinliklerin şehrimize her zaman olumlu değerler kazandırdığını düşünüyoruz. Bundan sonra temennimiz inşallah her yıl tekrarlanmasıdır. Ben Mehmet Alateş, Alahan Otel kurucu ortağıyım. Fuarımızın ilki düzenlenmekte bu yıl. Kültür ve Turizm Buluşmaları adı altında. Yani bu fuardan dolayı da Sayın Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül'e ve Niyazi Koca'da çok teşekkür ediyoruz. Daha ilk yıl olmasına rağmen çok ciddi bir katılımla başladık. Hem firmalarımızın katılımı, hem bölgeden hem Türkiye genelinden firmaların hem de ziyaretçi katılımı konusunda ilk yıl olmasına rağmen gerçekten çok büyük bir güzel karşılamayla karşılandık. Bundan dolayı da çok mutluyuz. İnşallah amacımız da Türkiye'deki en büyük turizm fuarı olarak gündeme gelmek. Şanlıurfa'nın Eyüpiye ilçesinde ziftin içinde mahsur kalan yavru köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Şanlıurfa'nın Eyüpiye ilçesi Yenice mahallesinde ziftin içinde köpeğin mahsur kaldığını görenler itfaiyeye ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler yoğun çalışma sonrası köpeği mahsur kaldığı ziften kurtardı. Yavru köpeğin ayakları üzerinde durmakta zorlandığı görüldü. İtfaiye ekipleri tarafından su içirilip temizlenen yavru köpek ekiplere teslim edildi. Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Astor Enerji Şanlıurfa Spor'un Koren Elektrik ile imzalanan sponsorluk anlaşmasının lansmanı yapıldı. Astor Enerji Şanlıurfa Spor yeni sezonda önemli bir anlaşmaya imza attı. Kulüp elektrik ürünleri üretimi ve dağıtımı konusunda öncü olan Excron Elektrik firmasıyla göğüs sponsorluk anlaşması yaptı. İsme bakın isme. Şirketin adı Babosa. Bir otelde düzenlenen sponsorluk lansman toplantısına Vali Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu, Şanlıurfa Spor Kulüp Başkanı Haçim İzol, Şanlıurfalı sanayici iş adamı Hasan Kaytan, Toru ailesi, AK Parti Milletvekili Abdurrahim Dusak, yöneticiler, taraftar dernekleri ve basın mensupları katıldı. Anlaşmanın detaylarına göre Şanlıurfa Spor'un formasında Excron Elektriğin logosu ön plana çıkacak. Sponsorluk toplantısında konuşan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak şu ifadelere yer verdi. Bütün desteğimiz canı gönülden sizlerle beraber. Bu kadar coşkulu, bu kadar istekli, bu kadar pozitif, toplumu bütünleştiren, birliği beraberliği temsil eden, ortak paydamız olan Şanlıurfa Spor'a destek olmamak mümkün değil. Toplumumuzun bütün kesimleriyle birlikte el ele verip Şampiyonlar Ligi'ne, Süper Lig'e yöneleceğiz. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise şöyle konuştu. Urfa Spor yalnız taraftardan ibaret değil. Urfa Spor yalnız bürokrasi ve siyasetten ibaret değildir. Urfa Spor halktan ibaret değildir. İş adamlarımızın aynı şekilde elini uzatması gerekiyor. Bu bir örnek ve diğer iş adamlarımıza örnek olmasını diliyorum. Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahim Dusak da hayırlı olmasını dileyerek şu ifadelere yer verdi. Urfa Spor bizim Urfa'mızın en önemli, en güzel, en kıymetli markası. Biz buna sahip çıkmalıyız ki Hasan Bey de bunu gösterdi. Canlı bir örnek olarak bize bunu sundu, bize örnek oldu. Biz birlikte Urfa Spor için el ele vererek daha güçlü yerlere, daha güçlü konumlara getirebileceğiz bunu. Hepinize tekrar
teşekkür ediyorum. Güçlü, başarılı, nice güzel günler diliyorum. Allah'a emanet olun, sağ olun, var olun. AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu da şöyle konuştu. Birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuzda başaramayacağımız hiçbir şey yok. Bakın Şanlıurfa Spor etrafında bütün belediye başkanlığı, siyasi partileri, sayın valimizi, herkesi kendi etrafında toplayacak bir gücü var. Şanlıurfa Spor'un şampiyonluğu Şanlıurfa için çok önemli. Bizim birliğimizin ve beraberliğimizin semeresi olmuştur ve olmaya devam edecek. Demek ki birlikle, beraberlikle Şanlıurfa'nın başaramayacağı hiçbir şey yoktur diyorum. El ele Süper Lig'e diyorum. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Astor Enerji Şanlıurfa Spor'un göğüs sponsorluğunu üstlenen Horen Elektrik firması yönetim kurulu başkanı Hasan Kaytan ve Şanlıurfa Spor Başkanı Haçimizoğlu Kanal Urfa'ya özel açıklamalarda bulundu. Trendyol 1. Lig'de mücadele eden ve başarılı bir grafik çizen Astor Enerji Şanlıurfa Spor'a X-Koron Elektrik sponsor oldu. Sponsorluk anlaşması sonrası Başkan Haçim İzol ve sponsor firması yönetim kurulu başkanı Hasan Kaytan Kanal Urfa mikrofonlarına konuştu. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Astor Enerji Şanlıurfa Spor Başkanı Haçim İzol şu ifadelere yer verdi. Önümüzdeki haftada Sayın Valimizin girişimleri neticesinde sırt sponsorumuzu açıklayacağız. Hemen arkasından short sponsorumuzu açıklayacağız. Gerçekten tarih boyunca hiç karşılaşılmamış bir sponsorluk kalemi alıyoruz. Hasan Bey'in dediği gibi biz bütün iş adamlarımızı da tekrardan davet ediyoruz. Hem sponsorluk hem reklam anlaşmalarına. Gelsinler, sloganımızı hissetsinler. Bizim sezon başlarkenki sloganımız çok netti. El ele, hep beraber Süper Lig'e. Bu sene olmayabilir ama önümüzdeki yıllarda da olabilir. Ama bir gün mutlaka olacaktır. Bu sene de olabilir ama. El ele olursak, hep beraber olursak mutlaka Süper Lig'e çıkacağız. Ben bu konuda tekrar X-Koren Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı, daha doğrusu Babosan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kaytan Beyefendi'ye teşekkür ediyorum. Babosan Holding X-Koren Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kaytansa şöyle konuştu. 20 yıla yakındır İstanbul'dayım, ticaretle uğraşıyorum. Sayın Başkanımın girişimleriyle böyle bir sponsorluk hasıl oldu. Ve buraya geldim, bir sponsorluk anlaşması imzaladım. Bu memleketten çıkmışım, bu memleketin öz evladıyım. Biz de kendimize yakışan, üzerimize düşeni yapmak dedik Ferhat Bey. Mutluyum, gururluyum. Buradan da diğer iş adamlarımıza, dışarıda başarılı olmuş, buradan çıkmış bir şeyler kazanmış iş arkadaşlarıma bir çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen bu el ele Süper Lig yolunda Haçım İzol Başkanımı yalnız bırakmasınlar. Onun yanında dursunlar. Artık bu şehrimizin şanlı takımı Şanlıurfa Sporumuz hak ettiği Süper Lig'e el ele ulaştıralım. Haberleri izlediniz. Tekrar buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.